kurtuldu kaldı. Yok oğlum, biz daha ölmedik. Azıcık sırtım ağrıyor diye salaklar sofrasını kaçıracak değilim herhalde. Yok, daha tanışmadım. Adı Abidin, Abidin Gülek. Bizim Fırat trende tanışmış. Kibrit çöpünden eser beni yapıyormuş. Yayın evinden telefon ettiğimi duyunca dondu kaldı. Ne diyeceğini bilemedi. Tamam tamam, benimki gelir gelmez çıkacağız, merak etme. Geç kalmayacağız dedik ya, uzatma işte. İnci, İnci neredesin? Geldim, geldim. Şunu sırtına koyalım. Çok mu acıyor? Bu çok soğuk ya. Gelemeyeceğini söyledin mi? Bu çok soğuk. Berk'e gelemeyeceğini söyledin mi? Ya sırt ağrısına sıcak iyi gelmez miydi? Doktor buz koyun dedi. Ha, doktorla konuştun yani. Konuştum, yoldaymış. Gelir birazdan. İyi. Bana bir çi koysana şuradan. Sırtın tutulunca kulaklarına mı sar oldu senin? Hayır, gelemeyeceğimi söylemedim. Çünkü gidiyorum. Ne yani, şu haliyle bile o gaddar toplantıya koşa koşa gideceksin yani, öyle mi? Başlama gene. Biliyorsun ki bu toplantılar hoşuma gidiyor. Ben eğlenceli buluyorum. Sen gaddarca buluyorsun diye. Ben gidip eğlenmeyeyim yani. Ya gitme hadi lütfen. Bu gece de benimle kal. Buralar canım çok sıkkın zaten. Tamam, sen de benimle gel. Hem bak göreceksin ne kadar eğleneceğiz. Zavallının birini davet edip de onunla dalga geçmenin neresi eğlenceli anlamıyorum. Ne zavallısı canım? Sadece aldığım biri. Hemalıktan ne için vardı? Birazdan gelecek. Kendinde göreceksin. Ne yani? Adam bile buraya mı çağırdın? Vallahi Fırat'ın anlattığına bakılırsa adam şahane bir parçaymış. Ben de yemekten önce şimdi bir kendimi inceleyeyim dedim. Kötü mü yaptım? Hem adamı beraber keşfederiz. Ne dersin? Eksik kalsın. Benim hiçbir şey keşfetmeye niyetim yok. Siz ikinizi baş başa bırakacağım. Öyle ve mi? İyi eğlenceler. Öyle mi? Nereye gideceksin bu saatte? Ben de bir yemeğe davetliyim canım. Gitmeyecektim ama ne yapalım? Allah Allah! Kim davet etti? Geldim, onu görmek istemiyorum. Bu doktordur. İyi bari. Kim o? Ben Doktor Yalvaç. Açıyorum doktor. Hoş geldiniz, buyurun. Akşam, iyi akşamlar. Kocam size emanet. Sırtını bir an önce çözün. Akşama yetişmesi gereken çok önemli bir yemek daveti var. İnci. Adına salaklar sokun. Kusura bakmayın doktor bey. Sizi de sırt ağrım için çağırmışlar. Aile kavgamızı izleyin diye değil. Ya önemli değil Tolga bey. Biz de zamanında çirkinler sofrası diye bir şey yapardık. En berbat kızı getiren kazanırdı. Ya bilirim onu. Biz de yaptık onu zamanında. Ama inanın bana salaklarla çok daha eğlenceli oluyor. Gerçekten mi? Peki hangisinin daha salak olduğuna karar vermek yani zor olmuyor mu? İnanın bana hiç zor değil. Ya bazı salaklar kendilerini öyle bir çabuk belli ediyorlar ki. Ben de şimdi onlardan birini bekliyorum. Birazdan gelecek. Kendiniz de göreceksiniz. Anında anlaşılıyor. Siz söyle buyurun. Arkadaşınız mı gelecek o an? Yok değil. Tabii arkadaşlarım arasında da var salaklar ama bu kadar yok. En iyileri seçiyoruz biz. Gerçek şampiyonları. Rekabet çok sıkı. Nereden buluyorsunuz bu şampiyonları? Ha, işte orası çok zor. Tam bir insanımız. Şimdi bizim kışkışçılarımızla ne uygun bir salak bulsalar bize haber. Beşinci olur Tolga bey. Ciddi mi dersiniz şimdi? Pek sayılmaz. Ama bu akşamki yemek davetinizi iptal etmeniz gerekecek. Yapmayın. Maalesef. Sıcak sıcağına müdahale etmem doğru olmaz. Siz bu gece dinlenin, ben yarın sabah tekrar ederim. Ya bakın doktor, elimde dünya çapında bir salak var. Ne olur bir şeyler yapın. Yatıştırıcı bir iğne olur, bir hap olur. Bu akşamki yemeğe kesin gitmem lazım. Maalesef Tolga bey. Ama size bir reçete yazacağım. Bitsin! Tamam da doktor, bu ilaçlar... Geldi de. Şu telefonda, şuradaki telefon defterini verebilir misin? Telefonu aldım size defterini.
Adı ne demiştiniz bu salak? Abidin. Abidin Gülek. Peki ne iş yapıyor bu abi? Vergi memuru. Ama biraz tehlikeli olmuyor mu yani? Ya ne için çağırdığınızı anlarsa? Yok. Risk sıfır. Bu konuda çok dikkatliyiz. Şu ana kadar hiçbir salak daha ne için çağrıldığını anlayamadı. Çıkmış ya. Ne oldu? Dene sekreter mesajı. Bir dinleyin. Abidin Güley'in evi burası. Yok ama kendisi. Bip sesini bekleyin, mesajınızı ekleyin. Şimdi siz buyurun. Ne dersiniz? İddialı değil mi? Doğrusu bayağı ilginç bir tipe benziyor. Geldi işte. Siz oturun, ben açarım. Buyurun. Abidin Gülek. Abidin Bey, 5. katta sol tarafta. Tolga Bey, ben size bazı ağrı kesiciler bırakacağım. Eğer ağrınız dayanmaz olursa bunları alırsınız. Tamam da tanışmayacak mısınız? Biraz eğlenirdik. Maalesef, bulmam gerekiyor. Akşama işlerim var. Peki doktor, güle güle. Ha, çıkarken de kapıyı açık bırakın lütfen. Tabii. Tolga Bey, bu arada sizden bir ricam olacak. Buyurun. Lütfen beni hiçbir zaman bir akşam yemeğine çağırmayın. Ne için çağırdığınızdan şüphe edeceğim çünkü. Abidin Bey, Tolga Bey içeride. İçeri buyurun Abidin Bey. Kusura bakmayın, yerimden kalkamıyorum. Ay! Sırtımı çok fena gitmişim de. Geçmiş olsun, bilirim. Maalesef, bu akşamki yemeği de gidemeyeceğiz. Ya, bilirim dedim ya, sırt ağrısı hiç şakaya gelmez Tolga Bey. Evet, aynen. Abidin Bey, acaba haftaya çarşamba bir işiniz var mı? Yok. Çok güzel. Arkadaşım bir yemek daveti daha veriyor. Ya. Tabii ki siz de davetlisiniz. Çok naziksiniz. Rica ederim. Ya sizi bu hafta kaçırdık ama haftaya da kaçırırsak çok yazık olur. Ben arkadaşım Ali'nin de gelemeyeceğimi söyleyeyim. Selam söyleyin. Tabii. Ya, alo Berk. Ha, gelemeyeceğiz. Dalga geçmese ne olur. Doktor geldi. Çok yoksun. Dışarıya çıkamazsın. Ha, geldi. Çok şirin. Tam bir şampiyon gibi bakıyor. Sen merak etme, ben haftaya kesin getireceğim. Tamam, hadi çocuklara selam, bay bay. Abidin Bey, az önce telesekreter mesajınızı dinledim. Ya! Çok şahane olmuş. Verdiniz mi sahibi? Biraz değişik bir şey olsun istemiştim ben de. Aa, tam istediğiniz gibi olmuş. Aklıma geldi, çekiliyorum. İnanır mısınız Tolga Bey? Beni tanıyan herkes bana bu mesajdan söz ediyor. Hatta bazı arkadaşlarım dedi ki, gel benim mesajımla sen nihayet et dedi. İnanırım. Sizin de telesekreteriniz varmış, ben hemen yapayım. Yok, sağ olun abi. İki dakika. Abidin Bey, sağ olun. Bir dakika. Abidin Bey, sağ olun. Peki, siz bilirsiniz. Ama biliyor musunuz Abidin Bey? Yok. Sizi tanıdığım için çok mutluyum. Ben de öyle Tolga Bey. Söylemesin, hayır. Daireden aradığınızdan beri havalarda uçuyorum. Başta bir bana şaka yapıyor zannettim. Telefonda da rahatça konuşmadım yani. Evet. Şey yani, gayet harikaydınız canım. Tolga Bey, sizinki gibi büyük bir yayın evi, benim maketlerimle ilgili kitap çıkartmak istesin. Üstelik editör beni resmi bir akşam yemeğine davet etsin. Doğrusu hayatımı değiştirdiniz. Yalnız Abidin Bey, o kitap mevzusu daha tam kesinleşmedi. Sadece fikir aşamasında. Hmm, o zaman ben size en iyi maketlerimi fotoğraflarını göstereyim bakın. Bakın bu Anıtkabir. Kusursuz. Nasıl? Kusursuz. 8 aylık çalışmamın ürünü bu. Belli oluyor. Karanlıkta mı çalışıyorsun? Vallahi bak, karanlıkta, aydınlıkta, hafta sonları, bir de cumartesi pazar, hiç yapma. Abidin Bey, efendim. Acaba evli misiniz? Evet. Yani hayır. Bakın boğaz koyduk. Ne demek canım evet yani hayır. Evli misiniz, değil misiniz? Beni terk ettin. Ya. Hem bir arkadaşım için. Ne oluyor böyle şeyler? Kötü yani değil aslında. Daireden de tanıdığım biri. Bir gece eve çağırdım. Karım da ona tutuluverdi. Onda ne buldu hiç anlamıyorum ki ben de. Aramızda kalsın ama. Pek zeki sayılmaz da. Sizce böyle birisi için kaç kepik lazımdır? Kim zeki sayılmaz? Ya dedim ya, karımın kaçtığı herif işte. Söyleme sahip biraz salaktır da. Doğru son. yani Abidin Bey, siz çok zeki bir adamsınız da. Kendinize kıyasla daha mı salak? Tolga Bey, söylemeyeyim diyorum ama o adam var, o adam tam bir... Şşş,
Sabidin Bey. Geri zekalı diyecektim sonra ve siz de beni öyle bir insan sandınız ha. Size böyle mesela kaç kedik lazımdı? Hadi söyleyin hadi. Ya bileyim Bey, kusuruma bakmayın ama sizin karnınızın salağın tekiyle kaçmış olmasına bir türlü inanamıyorum. Ben de inanamıyorum Tolga Bey ama ne yaparsınız? Adam da tam bir evli. Ağzından rüzgar sözünden başka hiçbir şey çıkmıyor. Peki abinin mi? Biz bu adama nasıl ulaşabiliriz? Neden yoksa siz de mi rüzgar sörfüyle ilgileniyorsunuz? Canım ben bayılırım rüzgar sörfüne. O zaman çok iyi anlaşırsınız Tolga Bey. Adamın adı Mehmet Ali Akkavak. Ama biz ona dairede ne deriz bilir misiniz? Mehmet Ali Dangalak! Neyse, rehberde numarası var, ben size veririm. Dangalak da değil tabii, Akkavak da! Hadi söyleyin ama kaç kere sordun, kaç kere lazımdır buna? 2000. Kaç? 3000 olsun. 346.422! Vay be! Vay be, tırnı takip edin. Kaç tüp yapıştırıcı gitmiştir size. Abinin mi? Efendim? Hemen şimdi o eve gidiyoruz. Kalkın hadi gidiyoruz. Ama sırtınız ne olacak? Ben elimden geleni yaparım. Sizin arabanız var mı? Var var. Sürmeyi de biliyorsunuz. Tabii biliyorum canım. Ya neyse, siz bana arabanıza kadar eşlik edin yeter. Ha, tamam. Şöyle bir gel. Şöyle gelsin araba. Tamam. Ay pardon. 37. Efendim? 37 tüp yapıştırıcı. Abinin mi? Efendim? Bu akşam çok eğleneceğiz. Bu akşam çok eğleneceğiz. Çantamı unuttum şimdi. Ya bak Tolga Bey, ben bütün kalbimle sizin yanınızdayım. Tamam, bütün kalbimle sizin yanınızdayım. Ne olur bir şey söyleyeyim. Ya yardım edeyim size. He? Tamam, o benim iyi geceler. İyi geceler. Tolga Bey size nasıl yardımcı olabilirim? Hadi söyleyin. Abinin mi? Sadece biraz yalnız kalmak istiyorum. Bakın karım evi terk ettiği zaman ben de böyle söylüyordum. Yalnız kalmak istiyorum diyordum ama içten içe acıdan ve yalnızlıktan ölmek üzereydim. Üstelik birisinin sırtınız tutulmuş. Abinin mi? He. Burada kimse kimseyi terk etmedi ya. Öfke anında bırakılmış anlamsız bir mesaj o. Biraz da hiçbir şey olmamış gibi karım evine geri dönecek. Siz de artık gidebilirsiniz. Eve dönecek. Ben de aynen böyle söyleyip durdum. 2 yıl oldu halen gelmedi karıcığım. Abidin mi? Ben yatmaya gidiyorum. Çıkarken çıkıyor. Çıtıkçı İhsan Kulatsız'ı arayayım. Ya hayır arama çıtıkçıyı ben. Adam çıtıkçılar ne çıkıyor? Tövbeyi bıraktı. Abidin mi? Benim de özel çığır hastanesi romantizma bölümü şefi Profesör Doktor Yalacık. Bana ne be bu intern mudur çıkıkçı mıdır annesi? Valla profesör profesör. Yani servisi nasıl yönetiyor bilmem ama siz de şu halinize bakıyorsanız. Ya bakın bu haldeyim çünkü beni siz yere düşürdünüz abi değil mi? Öyle deme Allah düşürmesin. Dur dur.
acil bir mesele var. Heh. Evet. Nasıl? Ay. Affedersiniz, yanlış numara çevirdim herhalde. Ya size o kadar küçük bir satır atladım galiba. Tamam tamam, iyi geceler de kapat hadi. Evet evet, onun evinden arıyorum. Evet, kendi burada. Hayır, hiç iyi durumda değil. Adam boş çuval gibi yıldı böyle, ancak koltuğa oturmuş şimdi. Ha, çok kötü, çok kötü. Sen kimle konuşuyorsun? Aa, evet, doğru söylüyor bak. Affedersiniz, ben kimle konuşuyorum? He, öyle mi? O zaman anlatmamda hiçbir sakınca yok ki. Çok ama çok kötü durumda. Adam tamamen mahvolmuş. Kalbi, sırtı, her yeri kırık. Bak, bu kadar da fazla ama. Affedersiniz, artık kapatmam gerek. Sinirleri dayanmıyor da. Söylerim, tamam. Tamam, söylerim canım. Güle güle. Ya söyleyeceğim, hadi sus karı ya. Halanızı. Halam. He, aynen hala. Benim halam yok ki. Kimsiniz dedim, halayım dedi. Halayım dedi. Şebnem halayım mı dedi? Şebnem halanız değil mi işte? Ya değil, Şebnem halay, soyadı halay. Ya ama ben ne yapayım böyle saçma salak soyadı? Şu telefonu bana ver. Ya çabuk olsana biraz. Bak, karının gittiğini zannederse buraya gelir, o çatlak karı. Halanız çatlak mı bir de? Kes şunu. Bak şimdi, benim sesimi biraz o saatlerce konuşur, tamam ya? Al telefonu, ben. Ne de biliyor musun? Yok. Karısı eve geldi, her şey yolunda. Geldi mi? Nerede? Ya numarayı sen böyle söyleyeceksin. Ha, tamam anladım. O Şebnem Palay. Şebnem Palay. Şebnem Palay? Ha, yine ben. Size Tolga Bey'in eşin eve döndüğünü haber vermek için aradım. Evet evet, biraz önce geldi. İyi, gayet iyi. Neden kötü olsun ki? Tolga Bey iyi, herkes iyi, her şey yolunda. Tamam. Tamam tamam, iyi geceler de kapat hadi. Tabii biraz sırtı ağrıyordu ama şimdi hali vakti yerinde. Kendinden memnun. Yo, arkadaş sayılmam. Maketlerimle ilgileniyor da. Evet, maket. Kibrit çöplerini kullanarak mühendislik harikalarını taklit ediyorum. Ne bileyim, Eyfel Kulesi... Abinim Bey. Ona ne bundan? Bir saniye Şevnamcığım. Ne münasebet, daha evde ilgiliydi Tolga Bey bir kere. Abinim Bey, telefonla meşgul ediyorsunuz. Alo Şevnam. Ben senin numaranı alacağım, tamam mı? Şimdi bu yalnız, onu yalnız bırakamıyorum. Ne yalnızsın ya, ne yalnızsın ya? Yalnız değil canım, karısı geldi. Geldi ama dışarı çıktı. Yok, o manada değil, hemen geri gelecek, şey yapacak, çöp atacak, geri gelecek. Bu ne saçma sapan soru? Bak koçum, yükselen de ister. Ya bakın, koçlar yalancı olabilir ama inanın ben size yalan söylemiyorum. Alo? Alo? Geliyorum dedi, kapattı. Telefon ver. Kusura bakma Tolga Bey, çok kurnaz biriymiş, kesin sarışın bu. Alo? Hayır, köpekleri bırakmana gerek yok. Hemen evine geri dön. Ya bak Şebnem, karım her an burada olabilir. Ne yapmaya çalışıyorsun ya? Nereden? Erdem nereden çıktı şimdi? Erdem tarih oldu. Bitti gitti Erdem. Hem sana ne bundan? Bak Şebnemciğim, senin ne düşündüğün benim umurumda bile değil, tamam mı? Hemen evine geri dön, bir daha da asla çıkma ben arabadan. Dostlar anlamaz ki çatlak karı. Hadi artık siz de evinize gidin abinin beyim. Tolga Bey, biraz önce işleri berbat ettiğimin farkındayım. Ama ben sadece size yardım etmek istiyordum. Elimden geldiğinde yardım edeyim, ne mutlu bana. Tamam, beni o kanepeye kadar götürün yeter. Tamam, tamam. Ama düşürmeyin. Ha? Düşürmeyin. Gelin, yorma kendisi bana şimdi. Hepsi birbirinin aynı değil mi? Neyin hepsi? Karınız işte canım, adamın birine kaçmış. Adamın birine falan kaçmadı. Benimki de kaçmadı, Mehmet Ali Damla aynı adam sayılmaz. Abi gir bey, biz daha demin vedalaşmamış mıydık? Tamam, tamam. Ben ilaçlarını için size biraz su koyayım. Sonra gidecek misiniz? İçinde mi? İşte.
arkadaşınız mıydı o? Sana ne bunlar ya? Bu ne biçim bir soru ya? Senin yaşın kaç kardeş? Sonra da diyecekler hiç birlikte bilmem ne. Defolun gidin artık. Abidin Bey, çantanız. Siz bana hayatımı sorduğunuzda ben size böyle defolup gitmenizi söylememiştim Tolga Bey. Bir daha da buraya yazıyorum, A gelirse beni adı şerefsizim, elveda. Ya bak, Erdem eski bir arkadaşımdır. Ne diyorsun sen? İki yıl öncesine kadar en yakın arkadaşımdır. Ama artık değiliz. Ne oldu yoksa karnını ayaklaya mı çalıştı o şerefsiz oğlu? Ne münasebet canım? Ben onunkini ayaktım. Şerefsiz oğlu. O zamanlar İnce onunla beraberdi. Birlikte bir kitap yazmışlardı. Yayınlamam için bana getirdiler. Sonra ne oldu? İkisini de aldım. İnce'yi de, kitabı da. Ne korkunç bir şey ya bu. Korkunç olan ne? Bütün rüzgar sörfçülerinin arkadaşlarının karılarını ayartmaya meraklı olmaları. Canım benim rüzgar sörfüyle ne alakam var? İyi ama biraz önce demedin mi? Ben rüzgar sörfüyle... Ben arkadaşlarımın karılarını ayakta çıkıyorum. Acaba Yüce Abidin hazretlerinin meraklarını tatmin edebildik mi? Neden telefon etmiyorsunuz? Kime? O adam işte karınızın orada olup olmadığını öğrenmek için. Tabii değil mi? Telefon edeyim. Diyeyim ki, iki yıl önce senden çaldığım karım yanında mı? Bakın Tolga Bey, karım evi terk ettiği zaman ne yaptım biliyor musunuz? Aradım Mehmet Ali Dangal'a. Dedim ki, ulan karım orada mı lan dedim. Ne oldu çıkmış? Türkçü. Burada dedi. Yok canım, Mehmet Ali Dangal var yanında. Ya benim de en azından içim rahatladı Tolga Bey. Yani ne evde olduğunu öğrenmiş oldum. Sizin yerinize ben arayayım mı? Sen mi arayacaksın? Aynen. Arayıp ne diyeceksin peki? Sesimi de tanımıyor zaten. Arayıp derim ki, benim canımın eski bir arkadaşım, ona nasıl ulaşabilirim? Abi olay çıkmış olmaz. Ben sadece size yardım etmeye çalışıyorum Tolga Bey. Ya bak, elbette karım onun yanında falan değil. Benim de artık biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Peki, tek bir bazılar yok. Şunlar sizde kalsın. Bakar. Ben gidiyorum. Karnına bak. Abidin Bey. Heh. Ya size telefonla ne söyleyeceğinizi kelimesi kelimesine ezberletsem. Ha. Bu işin altına kalkabilir misiniz? Ömerim oda işte, kuş kullanma. Tabii yaparım. Siz ne söyleyeceğinizi söyleyin yeter. Tamam. Şimdi bak. Beraber yazdıkları romanı kullanarak bir şeyler yapabiliriz, tamam mı? Tamam. Çok güzel. Sen bir film yapımcısısın. Evet. Bir film şirketin var. Kitabı okudun, çok beğendin. Kitabı film hakları için arıyorsun. Tamam. Bütün bu konuşma bittikten sonra da öteki yazara nasıl ulaşırım diye soracaksın. Hangi öteki yazar? Ya karama işte! Kitap beraber yazdılar dedim ya! Anladım. Biraz karışık ama anladım, tamam. Karışık mı? Neresi karışık canım bunun? Sen bir film yapımcısın. Ha. İstanbul'da bir film şirketin var. Ha. İstanbul olmaz mı? İstanbul'dakileri tanırım. Yabancı ol. Amerikalı ya da Fransız. Mis. Yok sen Yunan mı ol? Yunanlı mı? Ben Yunanlı falan olmam. Niye canım? Daha inandırıcı işte. Yunanlı bir film yapımcısın. Ha. Romanı, yani Küçük Altı Karıncayı okudum. Çok beğendim. Film hakları için arıyorsun. Roman güzel peki. Ver bak ne önemi var? Roman güzel değilse beni oyalamaz olacağım. Az geçti. Siz Yunanlı mısınız? Ha? Yunanlı mısınız? Yok, kötü geleyim. Film yapımcısı mısınız? Neyisiniz? Film hakları için de aramayacaksınız. Karının orada olup olmadığını öğrenmek için arayacaksınız. Tamam. Biraz çetin film işi ama çok da zekice. Vallahi tehlisiniz ya. Numarası kaç? 385-50-60. Erdem'in soyadı yok, tamam mı? Sadece Erdem. Hayır işte Erdem yok. Erdem de mi yok? Hayır işte Abidin Bey, sizin adınız Abidin, soyadınız Güleç ya. Güleç. Her neyse işte, onun da adı Erdem, yok soyadı. He, bu da böyle kendini artist zannediyor, Alişan gibi bir şey böyle, hadi ya. Bak, bu arada ikinci bir detay. Karım da kitabı kızlık soyadıyla imzalamıştı. Tamam. İnce Zeybek. Ege'li midir karınız? Ne alakası var canım? Saçma sapan soruları sorma. Al, arıyorum.
saçma bir şeyler yapma. Yunan'a sen yapayım mı? Yok, modern tam. Alo. Alo, iyi akşamlar Erdem Bey. Efendim? İyi akşamlar Erdem Bey. Erdem Bey ile görüşüyorum değil mi? Evet, benim. Tamam. Rahatsızlık ettiğim için özür dilerim. Adım Yorgos Kazakis. Film yapımcısıyım da Atina'dan geldim. Romanınızla ilgilenmekteydim. Küçük attı karınca. Küçük attı karınca. Romanla film haklarınızı satın almak istediydim. Şaka mı bu? Ne münasebet canım, ne dersek olsun ki? Emre sen misin? Kim buyurdunuz? Kes saçmalamayı, tanıdım sesini. Siz yanıma kattınız. Ben Emre değil, Yorgos Kazakis. Film yapımcısı. Hangi yapım evi? Efendim? Şirketinizin adı ne? Sirtak Yedincilik. Sirtak'i mi? Evet, gel zaman dinamik bir sirket. Sanki bir bu sirtak önce kurulmuş gibiyiz valla. Romanınla ilgileniyorsunuz öyle mi? Hem de nasıl hem de nasıl. Sinema için mi yoksa televizyon mu? Beyaz perde, Erdem'in beyaz perde büyük ekran. Aptal kutusu değil. Baştan söyleyeyim. Senaryo uyarlamasını kendim yapmak isterim. Yalnız ben de baştan söyleyeyim ki şirketimizin olanakları şimdilik kısıtlı, o yüzden fazla az gözlülük etmezseniz. Para konusunu daha sonra konuşalım. Sizinle ne zaman yüz yüze görüşebilirim bay? Kazanç istiyordum kazanç. Karı mı sor, karı mı? Ben sizi yarın tekrar alıp gidelim. Anlaştık. Yarın aramanızı bekleyeceğim. Peki, iyi akşamlar Erdem Bey. Lan ulan ne saat, kaç kere altını sordu vallahi. Film akbar da kızım saydım. Pek de pahalıya patlamaz Tolga Bey, sizi hiç merak etmeyin. Peki karım? Kim? Karım. 5 dakika gevezelik ettin, karımı sormayı unuttun ya. Salak ya! Ay kafamı nasıl da dalgaya düştüm. Ya bu kadar düşünebileceğimden de fazla. Sen var ya sen, bütün rekorları kırabilirsin. Tamam dur, tekrar arayacağım. Hayır, ver telefonu. Yok, tekrar arayacağım. Bir şey, öteki yazalım. Telefonu ver! Siz bilirsiniz. Karnınızın orada olup olmadığını öğrenip içiniz rahatlayacaktı. Ya bak, sadece şunu söyleyeceksin, tamam. Az önce sorumu unutmuşum. Öteki yazar İnci Zeybe'ye nasıl ulaşır? Tamam. Niye bir eksik, ne bir fazla? Tamam, ne bir eksik, ne bir fazla. Tamam. Hoparlörü de aç. Hoparlörü de açtım. Alo. Alo, iyi akşamlar Erdem Bey. Tekrar rahatsızlık yapıyorum. Kusura bakma, Yorgos Kazakis. Şu an cep telefonumdan yayıncımla görüşüyorum. Evet. Sizi birazdan arayayım. Telefon numaranızı söyler misiniz? 345-0365. Sen ne yapıyorsun? Nasıl? Adama niye benim numaramı veriyorsun? Meşgulmüş, arayacak işte birazdan. Sen nasıl bir yıkık salaksın ya? Ama Tolga Bey yani meşgulmüş, benim şimdi kafam karıştı. Ne yapalım şimdi? Salak ya! Hadi ya! Şimdi benim iyice kafam karıştı Tolga Bey. Sizin için aramadık mı işte? Adama niye benim numaramı veriyorsun ya? Tamam, arıyor sonunda arıyor, oh be! Ya arıyor değil, sen dedin mi bir de? Açmayacak mısın? Tabii ki açmayacağım, telesekreter var. Şu an evde değiliz. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Tolga, ben Erdem. Yunanlı yapımcı seni evde ne arıyor diye düşünüyordum ki. Aklıma karının nerede olduğunu merak etmiş olabileceğin geldi. Eğer derdin buysa, bana kendin sorabilirsin. Sahte aksan da yapmadan, hoşça kal. Alo Erdem, İnci nerede? İki yıldır bu anı bekliyordum. Ama pek o kadar da zevkli değilmiş. Hatta galiba sana acıyorum bile. Bak, o kadar da gerek yok. Karım, sen de mi neyim onu söyle yeter. Burada değil. Biraz önce arayıp seni terk ettiğini söyledi. Sesi çok kötüydü. Nereye gideceğini söyledin peki? Hayır. Allah kahretsin ya. Nereye gitmiş olabilir? Atıyor değil mi? Ya bak, senin de aynı şeyleri yaşadığını biliyorum. Ulan üstelik de benim sırtım tutuldu. Ben de kendi ismelerim kötü sanırdım Bay Tolga. Ya dalga geçmiyorum. Halimi görsen bayağı edebilir. Haram parça haldeyim. Gelmeyi ister misin? Yok, gerek yok. Ya tekrar teşekkür ederim de. Erdem. Ya bak biliyorum bana borcun yok ama seni tekrar ararsa... Haber veririm, merak etme. Sağ ol.
yeter. Överiz bana. Boşlar mı? Hap aldım. Uyuyorum. Hadi ya. Bu gece kimse tarafından rahatsız edilmek istemiyorum. Asla. Tamam. Bunu çıkarken kapıya asın, tamam mı? Yani tamam. Çıkın. O çatlakta bunu görürse beni rahat bırakır, siz de gitmiş olursunuz. Kanon ister misiniz? Gelmesini bekler, içeri girmesini engel olurum. Yok, siz yeteri kadar yardım ettiniz zaten. Tolga Bey, ben sadece size yardım etmeye çalışıyordum. Siz de gördünüz, bak elimden geldiğince yardım edeyim size. Ben şu an sizin halinizi çok iyi anlıyorum. Ondan. Tamam. Heh. Beni yatak odama kadar götürün yeter. Tamam. Sonra da gidin. Bir şey olursa falan aramaktan hiç çekinmeyin, tamam mı? Sakın ha! Bakın Tolga Bey, karım beni terk ettiği zaman en çok neyi yapacağımı biliyor musunuz? Elimi tutacak bir dost eline. Ne yapıyorsun be? Ay, pis. Gördünüz mü? Yanmak mı? Bir yanmak mı?